Merhaba dostlarım, Cyberpunk 2077'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, en son Mutlu Mesut görevinde kalmıştık. Hatırlarsanız psikolojisi bozuk bir polis memuru Barry vardı. Onu evinde ziyaret etmiştik. Sonra tekrar gel demişti bize. Şimdi görev tekrar aktif oldu ve Barry'i kontrol etmeye gideceğiz. Bakalım neler olmuş abi. Bu ne lan, çocuk mu? Barry, you fucking asshole. Barry intihar etmiş abi. İş başarısız dedi. Benim ne suçum var abi? Mendez. Barry intihar etmiş. Geçmiş olsun. Belki de orada bir önceki bölümde seçim yapmıştık ya, Andrew'dan bahsetseydik. Ben Andrew'dan bahsetmedim. Direkt onun sorunları var dedim. Öyle deyince de bu adam tabi sorunları var, benle sorunları var dedi, üstüne alındı ve umursamadı. Doğal olarak Barry intihar etti. Belki Andrew'u seçseydim, Andrew hakkında konuşsaydık belki Barry'i kurtarabilirdik ama maalesef arkadaşlar Barry tahtalı köye gitti. Barry'e Allah'tan rahmet diliyoruz, sevenlerine de başsağlığı diliyoruz. Şimdi ne yapacağız? Günlüğümüzü açalım. Bugün yine biraz yan görev gidelim istiyorum arkadaşlar. Tepedeki Mecnun neymiş? Misty ile konuş. Şehirdeki tüm tarot grafitilerini bul. Victor ile konuş. İsteğe bağlı. Al işte bak. Tarot grafitisi bul. Yani bunu geç. Bu görevi geç. Wilson poligonu var. Bunu yapabiliriz. Ondan sonra ne var? Borcuna sadık. Heh, şu gidip borcumuzu ödeyelim abi. Artık şu borcumuzu ödeyelim. Kaç bölümdür? Borcumuzu ödeyemedik bir türlü. Gidelim şu borcumuzu ödeyelim. Girişe götür beni. Barry'e de yazık oldu ya. Adam geçmiş dünyaya özlem duyuyordu. Andrew de Barry'i geçmiş dünyaya bağlayan tek kişiydi. Yaşlı bir kişi olduğu için geçmiş dünya hakkında, eski dünya hakkında Barry'e böyle işte şeyler anlatıyormuş, hikayeler anlatıyormuş. Andrew ölünce Barry de bunu kaldıramadı muhtemelen. O da kafayı kırdı, intihar etti abi. Arabayı şuraya bıraktık. Bu arada sokaktan aldığınız araba sizin olmuyor abi. Paranızını alıp garajınıza katmanız lazım. Parasını verip garajınıza katmanız lazım arabayı. Öyle gittim şu arabayı aldım, artık benim oldu diye bir şey yok. Mesela GTA'da öyleydi. GTA 4'te, 5'te nasıl hatırlamıyorum da, 4'te şeydi. Çaldığınız bir arabayı getirip evinizin önündeki sarı bir alan vardı. Oraya park ederseniz o araba sizin oluyordu abi. Ama bunda öyle bir şey yokmuş maalesef. Şuradan geldik Victoria'ya. Şurası zaten. Bak. Ortalık karışmadan bize meşhuriye girelim. Misliyle şu önce paramızı ödeyelim de. Ya 27 tane grafiti topla diyor. 27 tane grafiti toplayamayız şimdi arkadaşlar. 27 grafiti toplamaya kalksak kaç bölüm gereksiz iş yaparız. O yüzden o görevi sallayabilirim. Borcumu ödemek istiyorum abi. Finally scrounged up enough eddies to pay you back in full. Hold on to them just in case. You need them more than me. Taking them all the way to my grave. Kral ya. Evet dostlarım, az önce Victor'la konuşurken oyun çöktü ve ilk defa oyun çökmesiyle karşılaşıyorum Cyberpunk 2077'de. Umarım devamı gelmez, devam etmez. Hadi bakalım. Finally scrounged up enough eddies. Tekrar konuşalım Victor'la. Hold on to them just in case. You need them more than me. Not taking them all the way to my grave, Vic. Here. Vic, kral adammışsın ha. Thanks again for doing so much work. Verdik ama parayı. That's what friends are for. Kimsenin parası bizde kalmaz abi. Duvarda tuhaf bir resim gördüm de. Şu resim mevzusundan bir bahsedelim. Tarot kartı mevzusundan Victor'a bir bahsedelim. Sonra dursun görev şeyimizde. Belki denk geldikçe yaparız. Listen. Don't laugh, but I've been seeing some weird shit around town. Like,
murals or something. But no, they're not real. Just a Kuroshi blip. No. No, images are too complex for a blip. It's like they're symbols. That case is the biochip. Brain can't handle the data overload. Either that or it's reached the cortex. Can you do anything? Nope. Better find a way to get rid of that chip. Çipten kurtulmanın yolunu bulacağız da tepedeki mecnun. Dur bakalım. Şehirdeki tüm tarot grafitilerini bul. 20 adet. Belki de gördüğün şu tuhaf görüntüler gerçektir. Ya da belki biyoçip beynini çoktan tek buraya çevirmiştir. Ne olursa olsun bu sembolleri en beklenmedik yerlerde görmek çözülmesi gereken bir gizem gibime geliyor. Yerinde olsam Victor'la ya da şu çakracı hatunla bir konuşurdum. En azından birinin ilgisini çeker. Bir de Misty ile konuşalım bakalım. Şu mevzuyu. Victor'a bir implant taktırmak istiyorum. Victor, sana niye konuşamıyorum abi? Niye konuş çıkmıyor bununla ya? Gelmişken bir şeyler taktıralım demiştim ama dur bakayım bir. Was thinking about swapping some chrome. Got any new toys? Have a look. Bir bakalım bir. Şöyle bacağıma daha yükseğe zıplayacak bir şey taktırmak istiyorum abi ama taktıramıyoruz. Ne kadar param var? 27 bin param var. Ama buna param yetmiyor şu an. İskeletimize bakalım. Titanyum kemik taşıma kapasitesini %20 artırır. Dolaşım sistemi. Sızma protokolünün sızma süresini %100 artırır. Bir düşman alt ettiğinde anında %10 enerji geri kazandırır. Sağlığın %15 seviyesine düşünen düşmanın maksimum sağlığının %20 kadarına eşit azarda bir elektroşok göndermeni sağlar. Bağışıklık sistemi. Şu an bir şey yok. Sinir sistemi. Kerenzikov. Saldırılardan sıyrılırken nişan alıp ateş edebilmeni sağlar. Kaydığın veya sıyrıldığın esnada bloklar nişan alır veya saldırı yaparsın. Zamanı 1,5 saniyeden %50 yavaşlatır. Zırhı %90 artırır. Buna sahibim zaten. Aa dur bunu taktıralım. Bedava varmış taktırmamışız abi. Ah çıktım yanlışlıkla. Thinking about swapping some chrome. Got any new toy? Have a look. Geç, mevzuyu geç. Şunu satamıyorum sanırım. Balistik el işlemcisi. Yeni bir şeyler var mı? Balistik ek işlemci. Dövme. Akıllı silahlarda akıllı hedef alma modülünü kullanmanı sağlarmış dövme. Kullanıcının optik implantını doğrudan silah sistemine bağlayarak gerçek zamanlı ve veri takibine olanak sağlar. Aa, bize hediye verdiği dövmenin özelliklerine baksana. Orada okumamıştım. Gerçek zamanlı veri takibi. Yüksek tesirli silahlarla sekmeli atış yapma ihtimalini artırır. Mermiler bir kere daha fazla seker. Gerçek zamanlı veri takibi 15.000. Paramı da hemen bitirmek istemiyorum ya. İşte dövmeyi taktırsak mı? Şu dövmeyi bir taktıralım bakalım abi. Biraz bunu kullanalım. Beğenmezsek çıkarırız. Kollar. Bacaklar. Neyse şimdilik böyle iş idare edelim. Şu Misty ile bir konuşalım bakalım. Tepedeki Mecnun mevzusunda bir de Misty'nin görüşlerini dinleyelim. Ondan sonra başka görevler yaparız. Tarot kartını belki böyle denk geldikçe toplarız. Oh, right. Şehirde tuhaf bir resim gördüm. Seems like your line of work. What'd it look like? Grab the scan, take a look. Tarot. Major Arcanum. What you saw was a sign from a higher power. Büyük arkana mı? O ne demek? The what now? Major Arcanum? Tarot card, archetype, knowledge held in symbolic form, a stage in your journey through life. Take your pick. Either way, you're saying some higher powers talking to me through tarot cards? Or to Silverhand, or both of you, seeing as you form a harmonious whole at the moment. Kudretli güç daha beni biraz açsana bakalım. It'd be a little easier if this higher power learned to be direct. Well, the world is a maze of illusions. It
It's not easy for the light to shine into the prison of our earthly existence. Right, great. So, what do I do with a sign I can't understand from a power I know nothing about? I'd start by looking for more of them. The tarot describes a road, so go down it. Bulduğum bu sembol peki benim ne işime yarayacak abi? Still don't know what I'm supposed to do with what I find. Look for more images. They must have some connection to the place where you find them. Think about what you see. You ask me? They've been sent to help you find the truth. Oh, finding the truth is pretty far down on my list at the moment. A difficult time is coming when you'll have to choose which road to take. Then, you'll understand. Dunno. Come on back when you've found more. I'll help you decipher what you've seen. Tamam, başka resimler buldukça Misty'ye geleceğiz. Misty bize resimlerin anlamını anlatacakmış abi. Misty zaten falcı gibi biri. Şimdi şöyle bir görev gelmişti bize hatırlarsanız. Önceki bölümlerde vur kır parçala Wilson'ın poligonuna git. Buna bir gidelim bakalım. Silah atış yarışması mı dedin? Of ulan ne hediyeler veriyorlardır ha. Kocaman pofuduk bir oyuncak ayı vardır şimdi. Hatta belki şişme kılıç ya da plastik top veriyorlardır. Neyse ne, keyfine bak. Bu seferlik ben yokum. Silahla şaka olmaz. Haydi bakalım şu Wilson'ın poligonuna gidelim. Wilson'ın poligonu dur. Ne kadar uzakta? Ya yakınmış, 125 metre. Lan bizim evdeymiş Wilson'ın poligonu. Arabama mı çarptı? Yok. Bak yine köşeye çarptı. Her bölüm aynı mevzu. Hizmetlere gidelim bakalım. Hadi sen abi. Bazen tuş algılamıyor. Bu arada arkadaşlar bazıları şey diyor, oyunu oynayanlar, bitirenler, yaptığımız seçimler hiçbir işe yaramıyormuş. Oyun bizi kendi yolunda götürüyormuş. Öyle diyorlar yani, bilmiyorum, ben onların yanıcısıyım ama. Ben yine de bir işe yarayacakmış gibi seçimler yapmaya çalışıyorum. Geldik Wilson. Başlayalım hadi, uzatma. Aa Wilson şey ya, silah aldığımız adam. Unutmuşum bile Wilson seni. Go on, set up, chop chop. Poligona girelim. Poligona nereden giriliyor lan? Benim yerim neresi? Burası. All righty, how many we got? Just six? God damn. Well, no point crying about it. Rules are simple, right? There's the target, shoot it. Don't matter which one, go on and shoot your neighbors. Most hits wins. Meaning hits on the target, not your neighbor. Tabancamı çekemiyorum. Small caliber iron. Don't go showing off with your fucking assault bangers or no rocket pukers. Got me? First prize is a pistol. But a real nice one. Fucking nice, I'm telling you. Bana Johnny'nin silahından ver abi. Ödül olarak. Tek atıyordu ya. Bum bum var ya, süperdi. 3 2 Hey hey. The hell's that? The hell you doing with that double barrel? It's small caliber only. Forgot my iron. Must be in my other jacket.
Tabancasını unutmuş elemanda. A holster! Get the fuck out of my sight now! Fuck, dude. Chill. I'm going. Elemanı kovdu. Pearls before swine, for fuck's sake. Eşek hoş laftan ne anlar? Eşek hoş laftan ne anlar? Aslında o hoş lafmış abi. Ama hoş laf diye kullanılıyor genelde. Milletinkine de sıksak olur mu? Wilson. Dikkatimi dağıtma. Hadi çabuk ol, çabuk ol. Süre bitiyor. Ah, süre bitti. 41 hedef mi vurmuşuz? 41'e yüzde de. First place, B. Second, birinciyiz. Rest of you bush league punks, learn to shoot. Out of my sight, now. Wilson sökül bakalım ödülü kardeş. Thanks. Bu ne lan? Sure. Pek beklediğim gibi değil ama birazdan eskir bu zaten. Birazdan daha iyi level'ını bulurum ben birinden. Hayırdır abi, bir şey mi oldu? Are you okay? Something wrong? Ain't a damn thing that's right. Contest didn't do shit. Didn't sell a goddamn thing. Nothing. Should try not calling potential buyers Bush League. Fuck! Gun's something you gotta respect. You don't know how to shoot, don't do it! Take care. Evet, bunu tamamladık. Wilson'ın atış poligonu görevini de tamamladık abi. Şu Wilson'ın verdiği ödülünün bir şeyine bakalım bir. Şu 90 DPS. Allah seni ne yapmasın Wilson. 90 DPS'lik tabanca vermiş Wilson bize. Bunu ama geliştirirsek belki şey olur. İşimize yarayabilir. Dur bakalım. Geliştirme maliyetine kadar 99 DPS'e gelişiyor. Pek bundan pek bir şey çıkmaz abi. Unut sen o tabancayı. Silahı kaldıralım. Dur bakalım bir yeni görevlere. Dövüş gecesi, tepedeki Mecnun, Psycho katili, dövüş gecesi, Kabuki. Tamam, şu an üzerimde bekleyen doğru düzgün bir görev yok. O nedenle abi ne yapalım biliyor musunuz? Önce şu bölgeye gidelim. Bu bölgedeki şu görevleri bir yapalım. Bu araç satın al, 29.000 avro dolar. Araç satın almayacağım. 29.000 avro doları şimdi araca veremem abi. Biraz param dursun. Burada 3 tane ekiş var. Bakın görüyorsunuz. Bu da araçmış lan. 2 tane ekiş var burada. Bir de keşfedilmemiş diyor. Kim bilir ne çıkar. Bir de burada kim bilir ne çıkar. Şey yapalım. Şu kim bilir ne çıkardan başlayalım abi. Oraya bir gidelim. Oradan bir başlayalım. Bakalım görev neymiş. Bugün oradaki ünlemli görevleri yapalım. Yan görevleri yapacağımı söylemiştim birlikte. Yan görevleri yapalım. Bölge bölge bitirelim. Bölgeyi bitirdikten sonra biraz hikaye yaparız. Sonra tekrar yan görev. Karışık gideriz abi, bakarız. Pure overkill. Durduk yere seviye atladım. Hayırdır inşallah. Seviye atlarım diyorum. Durduk yere puan kazandım. Bir kilometre uzakmış ha. Hop yanlış yere girdim. Yanlış yere girdim. Bakalım kim bilir ne çıkacak.
Evet, geldik abi. Şuraya park edelim. Yaya geçidine durmayalım. Regina Jones arıyor. Max Jones needs help. He might disagree, but if you don't get to this stubborn gonk first, basın özgürlüğü televizyon binasına gir. Max is a media and a good friend of mine. Need you to bring him to me. If he puts up a fight, you're clear to use force. Like I said, he's stubborn. Deets attached. Bu iş basın özgürlüğü. Bakın mesela arkadaşlar, bir iş var, bir de ek iş var. Ek iş hikaye görevinden sonraki görevler, yani ana görevin dışındaki yan görev. İş de yan görevin altında bir görev. Yani ana hikaye görevimiz var, ek işlerimiz var. Ek işlerimizi side quest olarak düşünebilirsiniz, daha kapsamlı. Bir de onun altında iş var, daha böyle birbirine benzeyen şeyler. Hani git işte şu arabayı bul getir, git şunu çal getir, git şu adamı öldür tarzı tekrar eden işler. Ben biraz takıldım, yaptım. Biraz para kazanayım diye, seviye kasayım diye. Hep birbirini tekrar eden şeyler. Bakın buraya şuradan girebiliriz. Hop. Bunları fixerlardan alıyoruz abi. Ya bunlar aslında yapmak zorundasınız, çünkü yapmazsanız, sadece hikayeden giderseniz level'ınız çok düşük kalır. Belki oyun sonunda boss falan vardır, zorlanabiliriz diye düşünüyorum. Şunları toplayalım, şurayı bir hackleyelim bakalım. 1C. 1C'yi seçersek 1C var, 1C var. B'de E9'u seçemiyorum. Tüh. Hack başarısız oldu, yanlış gittim. Şuraya bir daha hackleyeceğim abi. 55 tamam, ilk satırı çözdüm. 55 sonuncusu da 55 tamam. Birinci ve üçüncü satırı çözdük, hackledik. Bilgisayara kullanalım bakalım bir neler var. Kamera mamera varsa kapatıyoruz. Daha dur, kamera. İçeride robot var abi. İçerinin savunması güçlü abi. Tamam, gözetleme sistemini kapattım. Bağlı cihazları buradan kapatabiliyor muyuz? Kapatamıyoruz. Uzaktan devral bu. Tamam. İçeride başka adam var mı? Paralar da vallahi şey gibi duruyor da, deste deste duruyor. Şimdi arkadaşlar bakın, bir tane lazer mayını var. Heh, neden buradayız? Dur, onu bir okuyalım. İş türü acil paralı asker. Şimdi arkadaşlar, az önce de bahsettim, iş türleri var. Paralı asker, soygun, suikast, yani ödül avcılığı gibi. Bir de başka ne var? Başka bir de başka yok. Bir de polise yardım ettiğiniz şeyler var. Polis taşeron olarak hırsızlık var, bir de aynen hırsızlık söyledim mi, hırsızlığı hatırlamıyorum. Bir de polise yardım ettiğiniz şeyler var. Bunlar birbirini tekrar ediyor. Yani bu işleri fixer'dan alıyorsunuz. Fixer, yani bu iş bitirici adamlar, iş bağlayıcı adam size diyor ki mesela şurada bir hırsızlık görevi var, bakın bu bir iş. Buradan git diyor, laptop çal diyor. Buradan git diyor, ne bileyim işte araba çal diyor. Buradan git diyor, buzdolabı çal diyor. Ondan sonra şura mesela acil paralı asker. Burada bir kişi rehin tutulmuş diyor. Bunu kurtar diyor. Ondan sonra işte diğer yerde ne diyor? Burada bir tane adam var diyor. Biz millete sorun çıkarıyormuş. Bunu öldür diyor. Bunlar ekstra para ve tecrübe kazanmanız için oyunun size sunduğu birbirini tekrar eden görevler. Şimdi bir tane denk geldi. Şu basın özgürlüğü işini yapalım. Bu bir paralı asker işiymiş abi. Zaten şurada da yazıyor. İş türü acil paralı asker. Amaç Max'i kurtar bana getir.
Night City'de başkalarının işine burun sokmak çok hoş karşılanan bir durum değil ama Max Jones o burnunu bayağı bir soktu. Hatta o kadar çok soktu ki birileri öldürme emrini vermiş. Ben şahsen adamın ölmesini istemiyorum. Max Jones habercilik yaptığım zamanların eski bir dostum. Biyoteknika dronlarının işsiz bıraktığı bağımsız çiftçiyle ilgili bir podcast yapmıştık birlikte. Hepsi mazide kaldı tabii. Şimdi Max telefonlarımı bile açmıyor. Katrin adı vardır ama gerçek hayatta tüm ilişkisini kesmişse diye korkuyorum. Kendi başının çaresine rahat rahat bakabileceğini sanıyordur muhtemelen. Ama bütün delikanlılar karşısında kimsenin duramayacağını düşünür sonuçta. Arkadaşımın aklını başına getirir misin? Gizlendiği yerin koordinatlarını atıyorum. Ben onun yerini bulduysam başkasının bulması da çok sürmeyecektir. Burada şimdi Max'i bulacağız. Bir de polis var dedik. Polis de şey abi. Polis görevleri de şu. Mesela şüpheli organize suç faaliyeti. Bir bölge var, tamam mı? Burada çete iş çeviriyor. Çeteler toplanmış işte bir depoda duruyor. Gidiyorsun o depoyu basıyorsun, milleti öldürüyorsun. Tamam diyor. Burada şüpheli organize suç faaliyeti engellendi, yok edildi. Bir tane daha var. Onda da mesela sokakta polis dövüyorlar. Gidiyorsun polise yardım ediyorsun. Çetecileri öldürüyorsun. Tamam diyor. NCP diye yardım ettin. Al sana tecrübe puanı. Bunların işleyişi bu şekilde. Anam. Kapat. Şurayı ekleyelim mi? ...55... ...1C... ...1C tamam. Güzel hackledik burayı. They gave us Nova implants, pre-med care, even the big cats from the board showed up. Hackleyince para falan kazanıyorsunuz, tecrübe kazanıyorsunuz abi. Burada hiç kimse yok herhalde ya. Robotu kapatalım. Başımıza iş açmasın. Silahı da söktü aldı ha. At abi, ben istemiyorum bunu. Gizli gideceğim. Kapat. Şuradan mine var. And get this. Those implants, we had to give them back. Replaced them with these first-gen pieces of garbage. They did us dirty, yo. Took everything from us, tossed us like... It's okay. I understand. You a corpo? Tell me! Hayır, şirketçi değilim. Regina. Ne oldu lan? Tell her she can get fucked. Yardım etmek istiyor silahın. Önce şunları bir konuşalım. Ben de böyle eğilik şekilde kaldım. Hop. Göster demedim oğlum, sordum sadece. Ne bu intihar tehditleri? Thought you were a corpo. Silence me. So you would have died anyway. But on my own terms. The bastards control everything. But me, I get to decide when I go. I do. Tell Regina that too. Not gonna break, not like her. Söyleyişi dinledim. Heard your interview on the way up. Started broadcasting the moment you showed up on the feed. It wasn't finished, not like I wanted it, but at least people got the truth. Yardım etmek istiyorlar abi. Yeah, I could give a shit too, but Regina wants to help you out. Help me out? She's the one who needs help. She was the best media I knew. Shit, she was my mentor. And now
sold right out. But I won't be bought. Not me. Regina akıl hocan mıydı? Regina was your mentor? Not just mine. She was the best war reporter in Night City. Then she turned fixer. Yeah, like I said, sold out. Things Oğlum, used bu... to be different. The media's we track those sons of bitches. Abi ne oluyor ya? Bu önceki şeylerden farklıymış ha. Nobody gives a flying turd fuck. Artık yeni moda iş bitiriciler. Şimdi anladım abi. Farkı şimdi anladım. So I'll keep buzzing. It's not media as they're losing sleep over. Şu bitsin söyleyeceğim. Razor sharp intel. The kind that'll slit your throat. Yeah, because I'm sure Regina's the one keeping Yarinobu up at night. Sıkılmaya başladım ama gidelim. Fazla naz aşk usandırır. Gel Regina ile konuşalım kanka. You want to know who Regina is now? What she really fights for? Just go and see her. At the very least, it'd mean a lot to her. Max? Max? I'll talk to her. But that's it. Tamam, sen bir gel de. Okay. Just gotta download a few things. Do what you gotta do. Heh, ayağa kalkalım ya. Şimdi abi anladığımı size anlatayım. Şu haritamızı bir açalım. Ben de oyunu sizle birlikte öğreniyorum arkadaşlar. Şimdi. Bakın az önce ne dedim ben size? Bak mesela acil paralı asker. Telefon simgesi var değil mi bak? Telefon simgesi var. Hırsızlık bak. İşte hırsız şey maske var. Ama bunda bakın ünlem var. Bu iş ney? Acil paralı asker işi ama üzerinde ünlem var. Demek ki bu hikayeyle bağlantılı bir şey. Veya karakterlerle, diğer karakterlerle bağlantılı bir şey. Bakın burada mesela Regina'nın geçmişini öğrendik. Mesela bu ne? Thornton Colby. Bu araç satışı. Demek ki abi acil paralı asker böyle telefon simgesi falan olduğunda hikayeyle alakasız görevler. Ama üzerinde ünlem olup mesela hırsızlık olduğu zaman veya acil paralı asker olduğu zaman veya suikast olduğu zaman bize bir hikayeyle veya hikayedeki karakterlerle ilgili bilgi kırıntılarına sahip bir görev demek. Demek ki. Ben buradan onu anlıyorum abi. Çünkü ben kendim takılırken böyle boş boş şu şeyin parasını biriktireyim diye araç gelmiş. Yaptım bu iki tane falan yaptım bu şeyden acil paralı asker görevinden. Hiç böyle hikayeyle ilgili bir şey veya karakterle ilgili bir şey olmamıştı. Demişti işte bilmem kim abisini kurtarmak için bize para ödedi. Git adamı kurtar. Abisi işte Maelstrom çetesinin eline düşmüş işte şey kardeşi. Git kardeşini kurtar. Gittim kadını kurtardım. Paramı verdi. Ben de yoluma baktım ama bu biraz farklı bak. Max Regina'nın eski dostu çıktı. Oğlum niye eğilerek geliyorsun lan? Bak triplere bak. Take care Max. Yeah, you too. Hadi Max bin de git. Bölgeden ayrıl. Biz arabayı ne tarafa bıraktık ya? Regina arıyor. Thanks for the help. Glad you got through to that stubborn mule. Looks like I'm up to bat with him now. Gig closed. Ödülünü al. Gidip ödülümüzü de alalım. Ödülümüzü çöpe mi koymuşlar, ne yapmışlar? Regina'dan mesaj geldi. Ne diyor? Meseleyi iyi niyetle hallettiğin için tekrar teşekkürler. Ekstra bir şeyler yolluyorum. Takas noktasından alabilirsin. Ha, bakın polis. Bak. Bak, çeteler. Pawn Shop'u mesela şu an yağmalıyor abi. Bu çeteleri şurada bir halledelim. Granata! Katanayla adam doğramak çok zevkli. Şimdi bu görevi yaptığımız zaman polislere yardım etmiş oluyoruz. Bölgedeki asayişi sağlamış oluyoruz. Kim olan? Oo.
Katana çok iyi ya. Adamlar böyle dilim dilim doğuruyorsunuz. Evet. Serseriler mesela dükkana saldırıyor. Dönledik. Tecrübe puanımızı aldık. Asayiş görevi de bu şekilde arkadaşlar. Bunu da görmüş olduk. Sizlere göstermiş oldum. Şimdi gidelim. Silahımı saklamayı da buldum. Alta basılı tuttuğum zaman şey geliyor. Oradan kapatıyorum. Takas noktasından ödülümüzü alalım. Ödül yok takas noktasında. Burada satayım bari. Tamam, R'ye basmam gerekiyormuş. Ödülümüzü aldık. Evet, bu görevi tamamladık dostlar. Paralı asker görevi bu şekilde. Şurada bir görev, lan hep araç. Ek iş var mesela. Şu ek işi bir takip edelim. Altından ne çıkacak? Şu ek işe gidelim bakalım. Aracımızı çağıralım. Gel abi gel. Evet, geldik abi. Bakalım burada ne çıkacak. Ah Johnny. Right. Hey, Maelstrom's got a cyber psycho problem. Cyber psycho problemi. So really try here. Bana canlı lazım o sırada, özen göster. Maelstromers are crazy. Psychosis or not. Lan Johnny, lan Johnny. What in the fuck? Cyber Psycho vakası. Cyber Psycho hayatta kalanları bulmak için bölgeyi araştır. You okay? Lilith has concealed the death circle from the ancestors' eyes. The hell is this? Got a bad feeling, V. Vallahi benim de. Maestro müridinin çipini al. Şifrelenmiş çip. Bulacağın bazı çiplerde veri şifreleme yöntemleri gizlenmiş bilgiler yer alıyor. Okuyamadan kapandı. Dur. Güvenliği kıralım bakalım. E9-1C-1C. E9-1C-1C. İyi, kolaymış. Kırdık güvenliği abi. Arayüzden çık baba. Bilgi toplamak için bölgeyi ara. Ouch. Adamı doğramış. Oğlum ayin mi yaptınız? Ne yaptınız burada lan? Buzdolabı böyle şey, yere şey şekil çizmişler. O ne lan? Ne oluyor lan? Aha! Regina bana canlı lazım dedi ama canlı nasıl yakalayacağız onu? Ben de altından bir şey mi çıkacak acaba dedim bedeni kaldır deyince.
Aha. Hey, look. Huh. Grimy. V, we got company. Bunu öldürmeden nasıl yakalayacağım ben ya? Benim öldürmenin etkisi hale getiremeyecek silahım, getirecek silahım yok ki. Bayıltacak sopa falan lazım yani buna. Vision anahtarı. Kesici olmayan silah. Öldürmezse süründürür. Dur lan, belki bu bunu bayıltır. Bana patlatırım lan bir tane. Neredesin? Oha. Çok hızlı. Elektrik veriyor ha. Katanayı çekip doğrayayım mı? Neredesin lan? Öleceğim şimdi. Kadın 2 dakika yerinde durmuyor ki. Kafanı yararım. Çabuk can bas, can bas. Hayır, 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 hayır. Lan öldüm, öldüm, öldüm. Ya abi ya. Kadın canımı sömürdü abi az önce. Ben buna katana ile girişeceğim. Senin var ya senin. Neredesin lan? Senin kalbini kırarım. Canı da gitmemiş. Yok lan, katana buna hiç zarar vermiyor. Eleman yakıyor, yakıyor. Gel baba, gel. Dikkatli olmalıyız abi bununla dövüşürken. Yettin lan. Tek atabiliyor musun?
Sızma protokolü. BD1C. Çok güçlü ya. Görev zorluğu ne bilmiyorum. Görev zorluğunu kontrol etmedim. Bir saniye lan. Flash bombası var mı? AMP. Keşif bombası. AMP belki buna zarar verir. Flash bombası da var. Dur, flash deneyelim. Tamam, flash bunu afallatıyor. Hadi. Kadını tutturamıyorum ki. Beni de etkiledi ama. Az kaldı. Sakin ol baba, sakin ol. Bunu yeme. Bu çok tehlikeli. Hadi lan. İndir onu Legolas. İşte bu. Beynini patlattım. Çipte ne yazıyormuş? Kazanımlar çıktı ya. Çipin üstüne yazan okuyacağım. Bir saniye dur. Çipler. Zarya'ydı değil mi? Hangisiydi oğlum bundan aldığımız çip? Ya işte var ya, tam bir şeye basarken bir şey çıkıyor. Çip okumak için Z'ye bas dedi. Z'ye bastım. Tam o anda şey çıktı. Level gösterme yeri çıktı. Oraya geldi abi şimdi. Makale değil. Diğer paralel hayatlar. Bu da değildir abi. Bunlar da değil. Bu mu acaba? Carpe Noctem operasyonu. E9. BD dersek E9 var. BD dersek olmaz. 1C dersek FF var. ...55... ...BD... ...E9... ...tamam...
sadece Night Corp dahili kullanım içindir. Testler başarılı oldu. Yapay zeka CN07 en düşük seviye Night Corp çalışanlarının erişimine açık olan ticari, aygıtı özgü ve makro güvenlik sistemlerini aşabilecek kapasitede olduğunu gösterdi. Deneklerin hiçbiri bir deneyin parçası olduğunu anlamadı. CN07 kendisine verilen komutlar gereğince çoğunlukla denek HK-13'e odaklandı ve bu denek deneyin başladığı tarihi itibariyle sakin ve anlayışlı olarak sınıflandırılmıştı. Bir süre uygulanan bilinçaltı çarplandırılmasının ardından HK-13 beklediğimiz gibi şiddetli psikopatça davranışlar sergilemeye başladı. En göze çarpan davranışı kahve yüzünden çıkan bir tartışmada HK-13'ün çalışma arkadaşlarından birini boğup ardından da araştırma tesisinin 16. katının penceresinden atması oldu. Yakın zamanda prosedürün bir sonraki aşamasına geçip CN07'ye asıl hedefimizin cihazlarını kuracağız. Vay arkadaş. Regina'ya Cyberskaya vakası kanlı merasimi hakkında mesaj at diyor. Atalım Regina'ya. Regina Jones. Bu ayinde bir şeyler ters gitmiş, hem de çok ters. Ortalık kan ve iç organ dolu. Beyni ağa yükleyip ölümle yaşam arasında kalma meselesi olmalı. Tabii bağlanan kız bunu kaldıramamış, psikoza girmiş ve arkadaşlarına saldırmaya başlamış. Kadınların cyber psikoza daha dayanıklı olduğunu sanıyordum. Neyse artık en azından onu canlı ele geçirdik. Gönderdik. Regina ne diyor? Regina şu an ne diyor lan? Kadınların cyber psikoz nöbeti geçirme ihtimalinin daha düşük olduğu doğru. Onu canlı ele geçirmemiz araştırma yapmak adına çok iyi oldu. Artık hiçbir şeye şaşırmam diyordum. Nasıl yanılmışım? Acaba o kablolardan ne duydu da krize girdi? Araştırmaya devam edeceğim. Bu esnada sana payını yolluyorum. Bonus dahil. Emlakçı Maelstormcu'nun yerleştiği binayı boşalttığın için teşekkür mahiyetinde bir şeyler gönderdi. Fena değil ha. Şuradan katanamızı da alalım. Evet, bu görevi de tamamladık. Cyber Psycho vakası. Kanlı merasim. Burada işimiz bitti. Şu silahı kaldıralım abi. Johnny gitmiş mi ya? Regina'yı gelin alın buradan bak. Abi şuna bak ya. Bir insan kendine neden böyle bir şey yaptırır ya? Neyse, şimdi bir yan görev daha yapalım. Bu araç satın alma keşfedilmemiş. Kim bilir ne çıkar? Araç satın alma ek iş. Şu kim bilir ne çıkara gidelim mi? Ondan sonra bir tane de şu kalıyor, bu bölgedeki ek işlerimiz. Ondan sonra şurada bir ek iş var. Şurada ek iş var. Tepedeki Mecnun, şehirdeki tüm tarot grafitilerini bul. Onlar her yere yayılmış herhalde. Onu ne yaparız biliyor musun? O göstermiyor herhalde. O herhalde rastgele karşımıza çıktıkça mı bulacağız? Ne yapacağız? Tarot kartlarını. Anlamadım. Bu ne? Araç. Onu anlamadım ben. Eğer şeyse ben o tarot kartlarını şeyse toplarım abi. Sonra en son gideriz ve hep birlikte toplu deste olarak yorumlatırız. Şimdi şu kim bilir ne çıkara gidelim bakalım bu neymiş. Yalnız fena zorladı ha beni eleman. Bayağı iyi dövüşüyordu. O şey de çok iyiydi. Elinde bir yakan implant vardı abi. Koydu mu beni yakıyordu. Bura neymiş lan? Dur bakalım. Araçın araççısı. Evet, hırsızlık göreviymiş bu da. Hırsızlık, aynen. Evet, bakın size gösterdiğim şu. Şunun iş hali. Araççının araççısı. Şu işte abi, araççının hırsızlık görevi. Depodan ne çalacağız?
Bir etrafta büyük bir haber dolaşıyor. Sir Francis Drake bulvarında bir Malorian minibüs çalınmış. Olayı Maelstrom üstlendi. Bütün bu olayı da muhbirlerimden biri görmüş ve aklını kullanıp adamları drone'la takip etmiş. İşin zor kısmı halloldu. Minibüsü nereye gizlediklerini biliyoruz. Şanslıydık derdim de işin aslı. Elemanlarım işlerini bilen kişiler olduğundan pek şans alakası yok bu işin. Neyse böbürlenmeyi bırakıyorum. Oraya gidip minibüsün içindeki Malorian nakli rotasının olduğu veri bankasını bul. Çetecilerin ellerinde ne olduğundan hiç haberi yok. Evet dostlar, hırsızlık görevi. Buraya şu arkadan bir yerden bir giriş vardır bak kesin. Aa. Sızabileceğimiz bir güvenlik kamerası. Şurada bir adam var. Keşke bunları işaretleyebildiğimiz bir sistem olsa. Şura giriş. Girişte bu var. Biz şu konteynerin içindeyiz. Burası içeri. İçeride bir kişi var. Hedefimiz şurası. Bu aracın içindeki şeyi alacağız. Şurada bir eleman vardı. Nereye gitti acaba? Gel bakayım sen aslanım. Saklayacak yer var da seni oraya şimdi götüremem. Şuraya çöpün içine atalım. Aman tepede nöbetçi varmış lan. How goes it? Keep your eye on him. Çabuk. Kimse fark etmemiştir umarım. Dök ne abi, adam oraya dökülüyor mu lan? Adam oraya koyulur abi, dök ne? Şurada bir kamera var, zart tut, ötüyor. Kapat. Birinin bizden haberi var. Nerede saklanıyorsun diyor. İçeride bak. Sit tight. Coming for ya. Biri buraya gelmiş. Birazdan ortalık karışabilir arkadaşlar. Where are you hiding? Şöyle bir hackleyebilsem. Tamam, etraftaki elemanları gördük. Lan! Oh.
Tam tutacaktım arkasını dönün eleman. Yeminimi bozdum ulan. Katanayla doğramak daha güzel. Puta! Taş üstünde taş, kelle üstünde baş koymuyoruz. Kör et sonra doğra. Aşağıda bir tane var. Çalan müzik çok iyi ya. Kopuyoruz gençler. Bak bak bak. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Yukarıda. Lan çıkamıyorum. Aşağı düştü. Katana güzel silah. Nereye düşürdüm onu ben? Çiti parçalayamıyorum. Gücüm yetmedi çiti parçalamaya. Evet, önce bir lootlarımızı alalım, lootlarımızı yapalım. Ondan sonra kaldır abi şu silahı. Aldık abi. Bize gerekli olan şeyi artık buradan çıkabiliriz. Eleman öldürmüşler burada. Eleman büyük ihtimal şoför. Hadi bana eyvallah. Veri bankasını takas noktasına bırak. Of ne kaydık be. Dur lan yine R'ye bastım abi. F'ye basacağım. Evet dostlarım işte hırsızlık görevi de bu şekilde. İşi kapattık, paramızı aldık, seviye puanımızı aldık, keyfimize baktık. Şimdi hepimizi bir açalım dur. Bu bölgede bir tane şu ek iş kaldı. Keşfedilmemiş. Şuraya gidelim bakalım. Bu ek işe gidelim. Bu neymiş? Onu da yapalım. Ondan sonra bu bölümü bitiririz artık. Geldik abi. Aha yine Cyber Psycho vakası. The something in Northside just erupted and apparently it's got maelstromers hauling ass out of there. See what's going on exactly and let me know.
Cyber Psycho vakası yine arkadaşlar. Maelstrom'un nevi şahsına münhasır kabul ve alıkoyma yöntemleri var cidden. Safları sıklaştırmak mı lazım? Birkaç Valentino kaçır bayıl herifleri kaşla göz arasında suratlarına yüz plakası geçiriver. Bitti gitti. Ne olabilir ki? Ya gördün işte ne olabileceğini. Adam kaçırıp saflarına katıyorlarmış. Dur mesajlar Regina Jones'tan. Şuydu. Köprü çevresinde çete hareketliliği görmüyorum. Yani hesaplaşma ihtimalini güvenleyebiliriz. Milestormuzlardan biri ya kötü bir gün geçirmiş ya da implantlarını fazla zorlamış. Bu tiplere ne olduğunu anlamak zor oluyor. Tek bildiğim diğerlerinin yanlış bir zamanda geldiği. Sonrası kan banyosu zaten. Ben cyber psikoz derim. Milestorm'un en sert karşılaşmaları bile bunun yanına yaklaşamaz. Evet yine bir siber psycho ile uğraşacağız abi. Nerede ilk kopuk var onlarla biz uğraşıyoruz. Okuyayım. Siber Psycho herhalde abi. Siber Psycho'ları arkadan tek atamıyoruz zaten. Vah! Of kör etti lan. Buymuş bak. Anam. Kaçıyor. Canımı fena götürdü ha. Ben de yara indirmişim elemanın canını. Buradayım burada. Nereye bakıyorum? Kolay oldu. Oo. İsabet ettirmiş bana. Yanıyorum yine. Saldırganın üstünde yazan elveda çipini okuyalım. Elveda. Tamara. Beni alıkoyduklarından beri sana ulaşmaya çalışıyorum. Beni aradığını ve eninde sonunda bulacağını biliyorum. Ama bu süreci nasıl kolaylaştırabileceğimi inan hiç bilmiyorum. Ağa girebileceğimi hiç sanmıyorum. Bana öğrettiklerini iyice dinleseydim keşke ama şimdi feci tuttum diyor. Beni görünce tanıyabileceğini bile sanmıyorum açıkçası. Bilmiyorum ya. İğrenç canavarın tekiyim resmen. Aslında ağzıma bir silah dayayıp tetiği çekmem lazım. Geberip gideyim lan en iyisi. Çete bile beni kabul etmiyor. Tabii kafama kese kağıdı geçirip girersem aralarına bir şansım olabilir. Ellerim traktör kepçesi gibi oldu. Gözlerim kıpkırmızı. Şeytan gibi bakıyorum resmen. Tek düşünebildiğim seni bana karşı dolduranlar. Valentino'ya bulaşılmaz. Seni başkası için bırakır. Bir şey demeden kaybolur ortadan diyenler. Şimdi ben yokum ya, biz sana demiştik diye kibirlenecekler ama o kadar haksızlar ki aslında. O kadar sinirleniyorum ki kafam öfkeden patlayıp paramparça olacakmış gibi sanki. Öfke, stres içimde biriktikçe birikiyor. Ne zaman patlayacak? Tanrı bilir. Regina'nın Cyber Psycho vakası toprağa gömülü mesajını oku. Regina bize mesaj atmış yine. Bizim çocuk Maelstrom'cu değilmiş, Valentino'ymuş. Sanırım Borg manyakları adamı baltayla biçmiş. Sonra da içini yılbaşı indisi gibi implantla doldurmuşlar ve başında bekleyip patlamasını izlemişler. O kadar hızlı implantla doldurulan herkesin başına gelir. Vücudunun yeni donanımlara uyum sağlamaya vakti olmamış ve adam psycho'ya dönüşmüş. Neyse ki hala biraz otokontrole sahipti ve işimi sessizce görebildim. Regina ne dedi? Bizimkinin onları kızdırmasına gerek bile yokmuş ki. Milestone bir süre önce yeni bir donanımı denemek için gönüllüler aramaya başlamış. Kimse gönüllü olmamış tabii. Borg itler de sokaktan bulduklarını toplamaya başlamış. Valentino'lar bu çocuğu bayağıdır arıyormuş. Onu bulmaya çalışırken veri bulanlarla ağın altın üstüne getiren ağ gezeri saymıyorum bile. Çocuk nihayetinde serbest kalıp hayatı için savaşmış olmalı. Milestone'lar ektiğini biçmiş yani. Yaptıkları her şey o kadar kötü ters tepmiş ki onu sakinleştirmeyi başarman çok iyi oldu. O daha çok genç. Belki doğru düzgün bir destekle bu yeni duruma alışabilir. Evet dostlar, bu Cyber Psycho ek görevini de tamamlamış olduk. Silahımızı bir kaldıralım. Aha, aynı zamanda NCPD işini de tamamladık. Bir taşla iki kuş vurduk. Polis de arıyormuş herhalde bu elemanı. Şunları lootlayalım.
Şuradan bir çıkalım hele. 44.000 de paramız oldu ya. Bizim araba neredeydi ya? Şurada. Güya bunları falan araştırıp bulmamız lazımdı. Adamı da şakkadan buldum ben. Şimdi dostlar bir görev şeyimize bakalım. Ne kaldı? Haritamızı bir açalım. Bu bölgede yan görev kalmadı. Ek iş kalmadı. Sadece dediğim gibi hırsızlık var. Acil paralı asker var. Bir de şurada keşfedilmemiş var. O çıktı lan. Bu ne oğlum? Yeni mi çıktı? Bu var mıydı? Keşfedilmemiş. Gidelim mi? Gidelim bakalım ya. Bu bölüm de uzun olsun biraz. Ne yapayım? Hadi oraya gidelim bakalım be. Evet geldik abi. Burada ne çıkacak bakalım. Hırsızlığa benziyor yine. Eşek hoşaftan ne anlar? Yo V, there's this badge. He needs help with his investigation. Guy's known for operating in the gray zone. No scruples about working with mercs. Attach more deeds for you. Dur bakalım. Hırsızlık işi yine abi. Müşterimiz Aaron McCarson, NCBD'de çavuş. Eskiden hırsız polis programında 8 sezon bana danışmanlık yapmıştı ve şu an benden iyilik istiyor. Aaron bu aralar Manstorm'u kurcalamaya başlamış ve depolarında insanlara işkence ettiklerini öğrenmiş. Ama polislerin durumu da malum. Dünya kadar evrak işi yüzünden yasa ayak bağı oluyor diye bir işi çözecekleri zaman yaratıcılıklarını konuşturmaları gerekiyor. Aaron'un da kafası bastığı için koca götlü yargıçların izin çıkarmasını bekleyene kadar bir girişimciden yardım istiyor. İş basit. Depoya koordinatları ektedir. Gir. Güvenlik kamerası görüntülerini çal ve Aaron'a götür. Oradaki görüntüler davasına yetecektir. Olur da yol üstünde bir iki Maelstrom'u vurman gerekirse de olacak o kadar artık ne yapalım. Maelstrom'suz bir dünya, dünyanın daha iyi olacağı kesin demiş. Şimdi depoya gireceğiz abi. Deponun önünde bir tane nöbetçi var. Yine bunun kesin bir yerlerden bir girişi vardır. Bak zorlayarak aç diyor, gördün mü? Kilitle. Oo, tepede adam varmış. Başka bir giriş bulalım. Heh, bak arkadan da var. Gördün mü? Nöbetçi var. Oğlum ben niye bugün kör oldum? Nöbetçiyi göremiyorum. Antene bağlanınca ne oluyor acaba? 55 1C 7A 55 1C 7A E9. Niye çatışma müziği çalıyor? Burada kaldık, iyi mi? İçeri çok kalabalık. Şunu bir şuradan alalım. Tepede bir eleman daha var. Bak yükseğe zıplama implantım olsa buradan şakkadan oraya çıkarım. Ama yükseğe zıplama implantım yok şu an. Bu görevi gizli halletmeye çalışacağım arkadaşlar. Dur bakalım şimdi. Şurada eleman. Bu
O şimdi bir oradan gitsin, o geziyor. Hadi lan. Adam oraya yapıştı kaldı. Heh, gitti, tamam. Başka elemanlar da var. Üst katta. İçeride herhalde abi. Nasıl görüyordu lan beni? Tepedekilerin işi bitti. Şimdi aşağıdakileri halledelim. Halloldu. Öldürecektim bayatımdan yine. Şimdi öldürelim, işimizi rahat rahat hallederiz. Tamam, başka kimse yok herhalde burada. Görüntülerin olduğu bilgisayarı bulacağız. Görüntülerin olduğu bilgisayar nerede acaba abi? O nerededir biliyor musunuz? Üst kattadır kesin. Paralara bak, tomar 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 tomar. Oğlum ne oluyor lan? Adam uçuyor bazen. Kül tablalarını falan toplayalım, satarız bunları. Bunlar junk. Çal vereyim baba. Görüntüleri Aaron'a götürelim. Neden burayı gösteriyorsun abi? Kapı kilitli. Evet, hadi bakalım. Aaron'a gidiyoruz. Şu görüntüleri Aaron'a verelim. Ondan sonra bu görevimizi de tamamlamış olalım ve bölümümüzün sonuna gelelim arkadaşlar. Yolu kapatmışlar ya. Aa, soygun var herhalde. Orada bir şeyler oluyor.
Güzel park. Neden öbür taraftan indin ya? Aaron'ın oturduğu yer de leşmiş. Yeah. Aaron, it's V. I've got the scrolls. Oh, V. Thought you were another one of those Serenity Bible whack jobs. Come in. So, hit any snags along the way? Nope. Might as well have been a ghost. You do a quiet job, huh? Don't show off. I admire that. All right, now hand over those scrolls already. Choppity chop chop, huh? Soruşturma içinde değil mi abi? These scrolls are for some kind of investigation, right? Mm-hmm. Real big stink, mind you. But thanks to your help, I can give it a push. Al kayıtları. Take them. Parayı gönder. Great work. I'll spread the word. You do solid merc work. Coming from Aaron McCarlson, that'll go far. Sağ ol Aaron abi. Aaron bize referans olacak. Namımızı yaratacak, yayacak, yürütecek. Aaron'ın binasından çıkalım. Aaron'ın binası da arkadaşlar. Görüyorsunuz. Leş gibi bir daire ya. Apartman. Bir şey gördüm sanki. Kart. Asansör de bozuk. Evet, bu da bitti. Regina arıyor bakalım ne diyor. I'm happy. Always pays to be on good terms with badges, right? Gigs closed, Eddie's on their way. Avro dolarlarımı gönder. 2000 avro dolar aldık. Bakalım. Evet dostlar, bakın bu bölgede ve şu bölgede artık şey kalmadı. İş kalmadı. Şu ikisi araç satın alma. Şu an araç satın almayacağım. Paramız cebimizde dursun. Kendimizi güçlendirelim. Şunlar da hırsızlık, acil paralı asker. Bunları sonra ben yaparım. Dediğim gibi bunlar şey, az önce gördük. Aynı benzer şeyler. Şurada bakın ek işler var. Bu şu ikisi ana hikaye görevi. Bir dahaki bölümde şu ek işleri yaparız. Ek iş, dövüş gecesi Kabuki. Dövüş gecesini bilmiyorum yapsak mı yapmasak mı. Ondan sonra karar vereceğim. Şurada bir ek iş var, şurada bir ek iş var. Şurada bir ek iş var, şurada bir keşfedilmemiş var. Bir dahaki bölümde şu bölgeyi temizleriz. Ondan sonra bu bölgeyi de bitirdik mi bir tane hikayeden gideriz. Bir veya iki bölüm. Sonra bölge bölge temizleyerek gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yan görevleri. Ondan sonra bölge bölge bitirdiğim zaman ana hikaye, yan görev, ana hikaye. O şekilde gitmeyi düşünüyorum. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum dostlarım. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.